Yener. Gençler, videoya geçmeden önce çok kısa bir duyuru yapacağım. Bu videoyu çekeli yaklaşık bir hafta, bir buçuk hafta, belki iki hafta oldu şu an birazdan izleyeceğiniz videoyu. Fakat şöyle bir şey var ki ben bu açıklamayı yapmaya gerek duyuyorum. Ben bir şey itiraf edeceğim ve bu backbone'u alırken açıkçası çok bir beklentim yoktu. Hatta sevmeyeceğimi düşünüyordum. Ama denemekten zarar gelmez mantalitesiyle yürüyüp ürünü satın aldım. Ve şu an şunu söyleyebilirim ki bu cihaz benim hayatım oldu. Ben bu cihazı yanımdan ayırmıyorum, ayıramıyorum. Çünkü her yerde oynuyorum. Şu kadarcık hafif ve taşınabilir bir aletin hayatımda bir eksiklikmiş diyebilirim. Yani istediğim anda takıp istediğim gibi oyun oynayabilmek inanılmaz bir duygu. Videoda izleyeceğiniz Backbone uygulamasını satın aldım. Yıllık 900 lira olan uygulamayı satın almak durumundaydım. Aslında bir bok da yokmuş bu arada, açıkçası söylemem gerekirse, ama kullanışlı. Bir yıllık 900 lira verebiliyorsanız verin, alın. En azından şu tuşu kullanabilir oluyorsunuz. Ve her yerde oynadım. Her yerde. Gece yatmadan, metroda, kafelerde. Şimdi diyeceksin ki hayatın yok mu? Elbette var. Ama boş zamanlarımda GTA San Andreas oynamak inanılmaz mutlu etti. İnanılmaz tatmin etti beni. O kadar tatmin etti ki gittim GTA San Andreas, GTA 3, GTA Vice ve Bully gibi telefonda oynanabilen bir oyunların hepsini satın aldım. Ve şu an sırasını bekliyor. Şu an deliler gibi San Andreas oynuyorum. Her yerde ve her an. Telefonum da zaten iPhone 14 Pro olduğu için şarjı inanılmaz uzun gidiyor ve kesintisiz bir gün boyunca her yerde oyun oynayabiliyorum. Çünkü bu Switch gibi bir şey aslında. Switch de kullanışlı ama Switch'i bir yerde tutması çok zordu. Muhafaza etmek çok zordu. O yüzden bunu gerçekten montumun cebine atıp çıkabiliyorum ve gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi alet. Altındaki Type-C olsun, altındaki Lightning olsun, altındaki jack girişi olsun, ki jack girişini hiç kullanmadım ama inanılmaz. Yani bu ürün şu ana kadar, çünkü biliyorsunuz ki ben bütün ürünleri, o Mac, Backbone ve DualSense Edge, bütün ürünleri tek günde inceledim ve siz farklı farklı zamanlarda izliyorsunuz. Hatta şu an Backbone'un editini yapıyorum ama edit yapmadan önce bunu da açıklama gereği duydum. Bunu alın. Bu arada şeye falan girmiyorum. PlayStation'a bağlanma muhabbeti zaten var. Onda bir problem yok. PlayStation'a, Steam Link, Xbox'ıma her yerden bağlanabiliyorum. İnanılmaz bir cihaz. Aldığım en iyi ürün olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. O zaman siz bir videoyu seyredin, kutu açılımını seyredin, yorumlarınızı belirtin. Hadi videoya. Hepiniz tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Olcan ve bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle benim için bugünün, ama sizin için bilmem kaçıncı gün, bilmiyorum artık, kafam çok karıştı. Bugün son ürünü incelemem ve bugün sizlerle son olarak Instagram'da da duyurmuş olduğum PlayStation Backbone'u inceleyeceğiz. PlayStation Backbone nedir? PlayStation Backbone'u çok kısa bir şekilde özetlemem gerekirse, kendisi PlayStation'ın Sony'nin çıkartmış olduğu PlayStation oyunlarını telefonda oynamanıza yarayan bir mobil konsol cihaz diyeyim. Kendisi bana gene yurt dışından Mert abi aracılığıyla geldi. Ben ondan sipariş ettim, alır mısın diye. O bana sağ olsun aldı ve getirdi buralara kadar. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ederim. Aynı zamanda önceden incelediğim DualSense Edge kontrolörü de o getirmişti. Ki o da şu an burada. Şarja taktım. Az önce incelemesi bitti. Onu da bitirdim. Ve artık bunu da inceleyip bugünü kapatayım. Çünkü bunların editleri bayağı uzun sürecek. O zaman masaya geçelim. Let's go. Arkadaşlar döndüm. Bakın burada PlayStation DualSense Edge'in de kutusu kalmış. Az önce açmıştım onu da. Onu bir kenara atalım. Bu arada şöyle bir kamera açısı denemeye karar verdim. Hep bu taraftan çekiyordum ve artık istemedim. Buradan açıyı daha da iyi be. Ve sesim de daha net geliyor yani en azından. O yüzden bunu da burada sizlerle beraber açalım. Çok uzatmadan. Ve bir şey söyleyeyim, kutusunun dokusu bile güzel. Yani nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama bayağı iyi. Şöyle bir hemen şeyine bakalım. Mesela iPhone. Bu da bu arada zaten dediğim gibi bu da İspanyolca bir dil. Farklı. Chonchupor iPhone yazıyor. Bak Chonchupor yazıyor. Bu böyle. Arkasında da zaten ufak tefek minimal. Backbone transform your iPhone into the next level gaming device. iPhone'unuzu bir sonraki jenerasyon, yani yeni nesil bir oyun cihazına dönüştürün diyor. Bunu atalım. O zaman yavaştan açalım. Abi çok beğeniyorum böyle şeyleri ya. Böyle kutuları çok beğeniyorum ya. Bir dakika, bu ne? Aha. Ne diyor? Snap in. Game on. Increases. Gomez Lega Junior. Tamam, okey. Diyor ki, line up your phone with backbone left side. Grab. Onu tak oraya. Çok da şey etme diyor. Çok da dert etme diyor. Ürünümüze bir çıkartalım.
çok hafif yani. Çok da değil ama hafif yani. Düşünün hafif. Aa. Kumandaları çok şey lan. Kaliteli yani. Şu yaylı sistemi kaliteli. Yani Sony olduğu için. Çünkü Sony. İnanılmaz bir şey. Şurada ne var? Yine boş bir kağıt. Buna bakmaya bile tenezzül etmiyorum artık. Şimdi şunu şöyle yerine koyabilir miyim? Hadi koyabilirim. Bence koyabilirim. Koydum. Ha şurada bir şey var. Bu ne? Bir de bu nasıl çıkacak? Ben bunu yırtarım. Tamam iPhone. Ha benim telefonum için. Benimki 14 Pro olduğu için ona uygun olması. Baba ben bunu buradan sökerim ama. Aa adamlar. Bu yakışmadı Sony sana ya. Buraya bir çırt çırt yapsaydın ya. Yani çift taraflı bant ne ya? Hangi dönemdeyiz? Neyse. Şimdi bunu takmam gerektiğini biliyorum. Hatırladım şimdi. Ama nasıl takıldığını hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Böyle bir aparat. Aparat bakalım. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum ya. Bu nasıl takılıyor ya? Böyle mi? Nasıl takılıyor oğlum bu? Neyse ben şunu bir takayım. Yapınca haber vereyim. Evet çok ufak bir araştırma sonrası takabildim ama sana şöyle söyleyeyim. Araştırma sonuçlarım başarısız çıktı. Kendimi denemek zorunda kaldım. Şunu şöyle oturtup buraya itiyorsunuz. Yani bu kadar. Çok da bir olayı yok ama kamera şuraya çarpmasın diye. Şimdi ben telefonumu buraya koyacağım ama ben telefonla kayıt alıyorum. Nasıl yapacağım? Ona da bir çözüm buluruz. Okey, telefonu aldım. Şimdi hazırsanız başlayalım. Öncelikle şurayı yerleştir diyor. Sonra backbone'u aç ve sonrasında telefonumu aha da şu araya sıkıştır diyor. Aha. App Store. Yükle. Backbone. Bunu biraz... Hayır! Bir dakika. Aa ben çıktım. Merhabalar. Az önce eblek suratımla bir bütün yaşadım ha. Bak nasıl gimbal'la çekiyorum. Babamın telefonunu aldım. Çünkü kameram çalışmıyor. Ve kamerama gerçekten bu kadar iyi çekmiyor. Hani benim telefonum kadar iyi çekmiyor. Neyse oynana kadar ben de oyunlarımı göstereyim bari. Öyle. Okey döndüm. Bu arada benim ghost ekran bütün işi bozuyor ya. Neyse. Şuraya bir odaklanacağım şimdi. Okey. Uymuyorsa falan filan claim your adapter. Oğlum aldık zaten tamam. Caz yapma. Press X. Sync it with Apple diyelim. Apple'ı sürdür. Harika. Orayı kestim. Şimdi mesaj geldi. Evet ama benim şöyle bir sıkıntım var canım. Benim artı 90. Telefon numaramı göstermeyeyim. Bir kod geldi. Pick your emojis. Bunu seçelim. Okey. Bunu seçtim. Kapatabilirsin. Display name. Okey. Yazalım. Bunu kimse almaz ya. Bu nickname'i kimse almaz yani. Congratulations. Your backbone comes with free trial of falan filan. Gör. Continue dedik. Allow. İzin ver. Share great moments. Record. I got it. Şuradaki tuşa kayıt alabiliyorsun diyor. Okey. Bastım. Record screenshot. Böyleymiş. Allow diyelim. Tüm fotoğraflara erişim ver diyelim. Allow diyelim. Ona da izin verelim. Her boka izin verelim. Skip for now diyelim. Tamam. Controller support. Okey. Yok yansıt falan. Nvidia falan filan. No console no problem. Wow. Claim your chatbot free. Okey. Controller. Şey bunları geç. Complete setup. Peki bu nedir? Yıllık 900 TL mi? Ananı sikeyim. Yıllık 900 TL verdim. O kadar yok ki kartımda büyük ihtimal. Allah'ım ne olur para olmasın. Allah'ım ne olur. Galiba para var içinde. Lanet olsun. Oh. Okey tamam. İyi ki var ya şey papara kartımı seçiyorum ya. Ben bunu satın almak istemiyorum ama. İyi de ben bunu illa satın mı almam gerekiyor? Şaka mısın sen? İyi de ben bunu satın almak istemiyorum. Almak zorunda mıyım? Of şunları bir halledeyim. İş sıkıntı ya. Yani şimdi baktım backbone uygulamasına sanırım gerek yok. Ne olduğunu anlamadım da bu arada. Hani bir şeyler sağlıyor belli. Hani 900 liraya aylık boşuna istemez büyük ihtimal. Ama yani biz San Andreas'ta deneyelim mesela. Yani baksana çok ciciş duruyor bu arada ya. Manyak bir şey. Şuradan kendimi de göstereyim mi? Bay bay. Kayboldum resmen. Şu an evet. Biraz sesini kısacağım ya. Yani çok rahat bu arada ya. Hani tutuşu falan aşırı rahat.
Çarpma. Şu kornayı nasıl durduruyoruz? Allah'ım akıl fikir ver. Çıkmaz yol. Yani çok da oynamanın bir alemi yok. Yılların San Andreas'ı. Güzel. Yani kısaca şunlardan bahsedeyim. Buna bastığımız zaman SS alıyor. Buna basılı tuttuğumuz zaman da SS alıyor. Çünkü backbone uygulamasını kullanmıyoruz. Şuna bastığımız zaman oyunu durduruyor. Buna bastığımız zaman bir şeyler yapmıyor. Yanımızdan birileri geçiyor. Bam. Güzel. Yani backbone uygulamasını alacağım birazdan. Arkasını göstermedim lan ben hiç. Baksana. Çok tatlış. Neyse bu biraz değişik bir inceleme oldu. Çünkü aşırı yoruldum. Aşırı yoruldum yani. O yüzden şimdilik bu kadar diyelim. Gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kelimeyi asla doğru kullanamıyorum. Neden bilmiyorum. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada like de atın. Zili de açın. Her şeyi yapın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşça kalın.